Para Tırnağı programına hoş geldiniz. Önümüzdeki yarım saat boyunca ekonomideki gelişmeleri, öne çıkan haberleri, açıklanan ve açıklanacak olan verileri konuklarımızla değerlendiriyor olacağız. Öncelikle konuklarımıza bakalım. Günün açıklanan verilerine öncelikle bakalım. Avustralya'da MI öncü endeksi açıklanan -0.3 oldu ve bir önceki de -0.1'di. Bugün Çin'den bir faiz kararı gelmişti ve açıklanan beklentiyle aynı, zaten beklenti bir artış olmayacağı yönündeydi ve açıklanan %3.85 oldu ki zaten önceki de 3.85'ti. Japonya'da da faiz oranları açıklandı ve faizler değişmedi. Orada da -0.1 oldu. Bir önceki de zaten 0.1'di diyelim. Hollanda'dan tüketici güveni verisi geldi. Bir önceki -6 iken bugün gelen veri -5 oldu ve Türkiye'de de tüketici güveni verisini aldık saat 10 itibariyle. Eylül ayına ilişkin bir öncekinin 78.2 olduğunu biliyoruz ve bugün açıklanan da 79.7 oldu diyelim. Ve de buradan da ekonomik takvime bakıyoruz ve bugünün en önemli verisi tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nden saat 21'de gelecek olan faiz kararı olacak ve 21.30'da da Merkez Bankası Başkanı, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın basın açıklamasını izliyor olacağız. Saat 17'de Euro bölgesi tüketici güveni, 17.30'da ABD ham petrol stokları, 19'da İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Wu'nun konuşması ve 19'da da Rusya üfe verisini takip ediyor olacağız. Dediğimiz gibi günün en kritik verisi piyasaların merakla beklediği saat 21'deki Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz kararı olacak diyelim. Ve buradan da haber turu için bir göz atalım, bakalım günün öne çıkan başlıkları nedir? Tüketici güveni Eylül ayında yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %1.8 oranında arttı. Ağustos ayında %78.2 olan endeks Eylül ayında 79.7 oldu. Piyasaların gözü kulağı bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararında. Günün beklenen kararı dediğimiz gibi Amerikan Merkez Bankası'ndan gelecek. 2020 yılı Mart ayından bu yana %0 ve 0.25 seviyesinde tuttuğu faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Fed aynı saatte makroekonomik beklentileri de açıklayacak. 17 Fed yetkilisinin 3 ayda bir Amerika'nın işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yılı uzun döneme ilişkin tahminleri piyasalar tarafından yakından izlenecek. Morgan Stanley Evergrande, Çin gayrimenkul devi Evergrande'ye ilişkin rapora ilişkin bir not yayınladı. Morgan Stanley ekonomistlerine göre Çin yönetimi zor durumdaki gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande için önümüzdeki hafta bir borç yapılandırma başlatabilir. Ekonomistler yazdıkları araştırma notunda Çinli regülatörlerin gayrimenkul geliştirme şirketlerinde temettürlerle başa çıkmak ve sistemsel riski azaltmak için bir mekanizmaları olmalı değerlendirmesi yaparken bu adımların gecikmesi halinde Çin'in gayri safi yurt içi hasıla büyümesini 4. çeyrekte 1 puanlık negatif etki yapabileceğini vurguladılar. CNBC'nin bir anketi var. Bugünkü Merkez Bankası'ndan beklenen, Fed'den beklenen açıklamaya ilişkin olarak CNBC tarafından 32 piyasa uzmanıyla gerçekleştirilen ankete göre Fed'in varlık alımlarını azaltma açıklamasını Kasım ayında yapması bekleniyor. Ankete göre Fed'in hali hazırda günlük 120 milyar dolar olan varlık alımlarını azaltma açıklamasını Kasım ayında yapması, azaltma ise Aralık ayında başlaması bekleniyor. Anket katılımcıları alımların aylık 15 milyar dolar azaltılmasını öngörürken Fed'in ilk faiz artırımını ise 2022 yılı sonuna kadar beklemiyorlar. Nisan ayındaki önceki ankette ise 2022 yılında 2 faiz artırımı bekleniyordu. Temsilciler Meclisi'nden limit onayı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratların çoğunlukta oldukları Temsilciler Meclisi, federal hükümetin 3 Aralık'a kadar fonlanmasının yolunu açan ve federal borçlanma limitinin 2022 sonuna kadar askıya alınmasını öngören tasarıya onay verdi.
Ve şimdi de grafiklerimize bakacağız piyasalardaki son duruma ilişkin olarak. BIST 100 endeksinde %0.64'lük bir prim görüyoruz ve 1394 puanda şu anda BIST 100 endeksi. BIST 50'de 1225 seviyesindeyiz, 0.7'lik bir prim ve BIST 30'da da 1494 seviyesindeyiz, 0.68'lik bir yükselişle. Dolar TL'de 8.63.90'dayız, Euro TL 1.10.13, Pound TL 11.78, İsviçre Frangı TL 9.35 ve Sepet Kur 9.38 seviyesinde. Dolar endeksinde 92.22'deyiz, Euro Dolar 1.17, Pound Dolar 1.36, Dolar Yen 109.46 ve Dolar İsviçre Frangı 0.92 seviyesinde. Bugün Asya borsalarında iki günden beri yaşanan özellikle Hong Kong'da Evergrande'nin bir sistematik bulaş krizi yaratabileceğine yönelik endişelerle iki gündür kapalı olan Çin'de ne olacağını merak ediyorduk. Çünkü nasıl yansıma olacağını Çin borsasında, Çin iki gündür tatildi. Fakat Çin Şangay'da 0.4'lük bir prim görüyoruz. 3628. Burada da Evergrande tarafından gelen bir açıklama var. Çünkü Perşembe günü 83,5 milyon dolarlık bir ödemesi yapılacak ve bu tahvil ödemesini şirketin yuan cinsinden olanlarını gerçekleştireceği yönünde bir haber geldi ve bu haberin etkisiyle Çin borsasında primli bir gün geçirdik diyebiliriz. Diğer taraftan Japonya Nikkei'de 29.639'dayız. 0.67'lik bir düşüş. Hong Kong tatilde bugün, aynı zamanda Güney Kore'de tatilde, Hindistan Hang Seng'de ise 59.005 seviyesini görüyoruz. Avrupa borsalarında pozitif bir hava hakim. Eurostoxx'da 4.119, 0.94'lük bir prim. Almanya DAX'ta 0.27'lik bir prim, 15.393'te. Fransa Kakaran 6.599, 0.84. İngiltere FTSE 7.034, %1.07'lik bir prim. Ve İspanya IBEX 8.785, 0.23'lük bir primle. Dow Jones, S&P ve Nasdaq'ta da şu anda gördüğümüz seviyeler pozitif bir seyre işaret ediyor. Dow Jones 33.971, S&P 500 4.359 ve Nasdaq 15.058'de. ABD 2 yıllıklarda 0.22'deyiz, 10 yıllık 1.33'te ve 30 yıllıkta da 1.86 seviyesini görüyoruz. Ons altında 1776 seviyesini görüyoruz. Bugün tabii ki Fed'den gelecek karar altın ve petrolün fiyatlanması üzerinde de etkili olacak. Brent petrol 74.61'de ve ham petrol 71.38'de. Bitcoin'de sabah saatlerinde 41 bin seviyesini görmüştük. Hatta dün akşam itibariyle de 40 bin seviyelerine doğru bir çekilmeye doğru gidiyordu. Ama şu anda %3.62'lik bir primle 42.262'de. Bitcoin TL 366.896, %3.67'lik bir prim ve Ethereum 3.000 doların altında, ancak sabah saatlerinde 2.800'lü seviyelerdeydi. Şu an 2.904 seviyesini görüyoruz, %5.51'lik bir prim Ethereum'da. Şimdi de karşımızda Yeliz Karabulut var. Stratejist ve piyasalara ilişkin gündemi kendisiyle konuşuyor olacağız. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün hareketli bir gün bizi bekliyor diyelim. Çünkü daha doğrusu piyasaların merakla beklediği çok önemli bir karar. FOMC toplantısından çıkacak olan saat 21'de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek faiz kararı. Faizde bir değişiklik beklenmiyor ama biliyorsunuz tapering'e, tahvil alım programının geleceğine ilişkin olarak yapılacak açıklamalar, sinyaller bir hayli kritik olacak. Öncelikle toplantıya yönelik beklentinizi alarak başlamak istiyorum.
Şimdi bu toplantı oldukça önemli. Özellikle son datalara baktığımız noktada enflasyon verisi beklentilerin altında kalmasına rağmen %5'lik seviyenin üzerinde devam etmesi bence önemli. Bir de geleceğe yönelik beklentiler özellikle enflasyon tarafında bence oldukça yüksek. Yani enflasyon tarafındaki beklentiler çok geçici gibi gözükmüyor. Fakat tabii ki söylem itibari piyasayı sarsmamak amacıyla Powell'ın konuşmaları bence yine yumuşak geçişli olacaktır diye düşünüyorum. Dengeli bir konuşma olacaktır diye düşünüyorum. Zaten büyük bir başarı sergiliyor bu tarafta. Önemli olan nokta ise burada tabii ki dot plot kısmı, yani noktasal grafiklerdeki beklentiler, geleceğe yönelik beklentiler, varlık alımları ile ilgili olarak bir zamanlama verecekler mi? Bunu takip ediyor olacağız ama yakın vadede varlık alımları ile ilgili olarak bir sinyal vermelerini bekliyorum. Uzun zamandır da zaten şunu söylüyorlardı. Varlık alımları ile faiz arttırım sürecinin zamanlamasını birbirine karıştırılmaması gerektiğini, yani 2013 yılından farklı bir tablo çizdiklerini ben düşünüyorum. Eğer enflasyon tarafında beklentilerin dışına çıkılması halinde ise aynı bir faiz artırım sürecine de girebilirler. Bence bunu bir anlamda sinyal veriyorlar. Ya da beklentilerden daha olumsuz bir enflasyon data serisiyle ilerleyen zamanlarda karşılaşması halinde ise varlık alımlarından bunu ayrıştırarak daha uzun vade bu şu anki korunan faiz patikasını devam ettireceklerdi. Yani asıl belirsizlik bu tarafta. Son gelen datalar oldukça iyiydi. Tarım dışı istihdam verisi beklentinin altında kalmasına rağmen işsizlik datası oldukça iyiydi. Çünkü 5.9'dan 2 ayda 5.2'ye gelmiş bir tabloyla karşı karşıyayız ki 2013 yılında varlık alımlarından çıkış sinyali verdikleri tarihten çok daha iyi noktada bir işsizlik datası söz konusu. Bu açıdan ben beklentiler itibariyle şahin bir tablo olabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan ise tabii ki Powell'ın konuşmaları yine piyasaları sarsmayacak nitelikte. Ama dozajı artması beklenebilir diye düşünüyorum. Son zamanlarda konuştuğumuz Evergrande şirketiyle ilgili olarak bir açıklama gelecek mi, bunu takip edeceğiz. Diğer taraftan ise küresel şartlara yönelik beklentileri bir anlamda önemli olacaktır diye düşünüyorum. Evet, bizim şimdi hazırladığımız grafikler var. Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin duruşlarına ilişkin olarak onları da ekrana yansıtmalarını isteyeceğim arkadaşlarımızdan. Çünkü hani piyasalarda şu an hangi, daha doğrusu Fed'de hangi ünvana sahip olan kişinin duruşu ne yönde diye ve onların da bir üzerinden geçelim istiyorum. Powell, Fed Başkanı'nın duruşu güvercin olarak algılanıyor. Williams, New York Fed Başkanı nötr. Berkin, Richmond Fed nötr. Bostic, Atlanta Fed Şahin. Bowman, komite üyesi nötr. Brainard, komite üyesi. Güvercin ve Clarida komite üyesi, güvercin. Daly, San Francisco Fed'de nötr. Evans, Chicago Fed, güvercin. Quarles, komite üyesi nötr. Waller, komite üyesi. Şahin. Hessen, New York Fed'den nötr. Rosengreen, Boston Fed, Şahin. Master, Cleveland Fed, nötr. Ballard, St. Louis Fed, Şahin. Ve George, Kansas Fed, Şahin olarak gözüküyor. Patrick Holker'ın Philadelphia'dan nötr olduğunu biliyoruz ve onun ama oy hakkı yok. Robert Kaplan, Dallas Fed'den Şahin ama oy hakkı yok. Neil Kashkaki, Minneapolis Şahin, oy hakkı yok diyelim. Ve şimdi size dönmek istiyorum. Çünkü bu Fed konusu biliyorsunuz sözlü yönlendirmelerle de öne çıkan bir konu aynı zamanda önümüzde. Ve suskunluk süreci vardı Fed üyelerinin ve şimdi suskunluk sürecinin de sonuna gelindiğini göreceğiz. Ve özellikle Cuma gününden itibaren de kendilerinden açıklama bekleniyor. Sizce bu gelinen noktaya kadar Fed bu süreci nasıl yönetti? Oldukça başarılıydı. Yani özellikle Powell'ın iletişimi oldukça kuvvetli. Yani geçtiğimiz aydaki konuşmasına bakarsak yani piyasaları sarsmadan ve biliyorsunuz ki dengeli bir açıklama yaptı. Aslında burada şahin bir açıklamayı güvercin bir tonla
verdi. Bu tabii ki bir başarı, yani iletişim başarısı diyebilirim ve oldukça iyi yönettiler. Ama bundan sonraki süreçte ciddi belirsizlikler söz konusu. Yani pandeminin seyri nasıl olacak ki? Bugün mesela Japonya Merkez Bankası'nın konuşmaları vardı. Yani oradan gelen notlara baktık. Şimdi Asya tarafında bir yan riskleri konuştuk yeni varyasyonlarla ilgili olarak. Ama ben buradaki dozajın oldukça azaldığını düşünüyorum. Yani özellikle buradaki pandemi riski tabii ki hala masada, varyasyonlar hala var. Ama ekonomiye olan etkileri itibariyle değerlendirdiğimiz noktada ise insanların mobilitesi oldukça artmış gibi gözüküyor. Yani son perakende satışlara baktığımız noktada ise oldukça iyi bir tablo bence vardı. İletişim itibariyle ben Merkez Bankası'nın özellikle daha şahin bir tablo çizeceğini ama Powell'ın konuşmaları ve iletişim başarısının da yine ön planda olacağını düşünüyorum. Piyasayı çok fazla sarsmayacaktır ama geçtiğimiz dönemde biraz piyasa olumluyu satın alma eğilimindeydi. Yani olumsuzu çok fazla görme eğiliminde değildi. Mesela dün S&P bu hafta içerisinde ve geçtiğimiz haftaki fiyatlamalara baktığımız noktada ise özellikle kar realizasyonlu eğiliminin çok daha fazla olduğunu görüyorum ki mesela S&P'nin grafiğine baktığımız noktada ise buradaki kar realizasyonu ihtiyacının oldukça kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yani %20'lik bir geri çekilme görebiliriz özellikle borsalarda. Her ne kadar Powell güvercin bir tohumlama bu toplantıda da sergilese de piyasanın satın alma eğiliminin daha farklı olduğunu görüyorum. Buradaki satın alma eğilimi de birazcık daha gerçeklik olacaktır diye düşünüyorum. Yani Powell'ın konuşmaları gerçeklikle, daha doğrusu gerçeklik şahin bir tabloyu işaret ederken Powell'ın konuşmaları oldukça güvercindi. Fakat ben şahin tabloyu piyasanın daha fazla satın alma eğiliminde olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi siz de vurguladınız. Bugün dediğiniz gibi Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın açıklamalarını gördük biz ve birkaç noktayı ben burada belirtmek istiyorum. Japonya ekonomisinde sorunlar halen ciddi diyor. Ekonomi trend olarak yükselişini koruyor. İhtiyaç olduğunda para politikasını hiç çekinmeden daha da gevşeteceğiz. Koronavirüsün ekonomik etkisine ilişkin endişeler ve riskler kayda değer. Fiyat trendleri de güçlü olmaya devam ediyor şeklinde açıklamaları var. Para politikası ile mali politikanın doğru birleşimi uygulanmakta. Ve para politikasını da hükümete yardımcı olmak için ayarlamıyoruz şeklinde de bir vurgusu var. Japonya Merkez Bankası Başkanı'nı Kuroda'nın diyelim. Şimdi sizce, şimdi Asya tarafına geleceğim çünkü bu açıklamalar ekseninde de baktığımız zaman bir koronavirüs endişesi biliyorsunuz, daha doğrusu delta varyantı ve yeni varyantlar endişesi hala kalkmış değilken diğer taraftan da şu anda önümüzde Evergrande şirketinin, Çin'in en büyük gayrimenkul, ikinci büyük gayrimenkul devi şirketinin 300 milyar doları aşan borçları, bu hafta 82,5 milyon dolarlık bir ödemesi olması, kaldı ki yuanla olan kısmını ödeyeceğini açıkladı şirket ve bunun bir sistematik risk yaratıp yaratmayacağı, bir bulaşık riski yaratıp yaratmayacağı gibi bir gündemimiz var. Yeni bir konu değil aslında, yaklaşık bir seneden beri gündemde olan bir konu, ancak şu anda hararetini arttırmış gibi gözüküyor piyasaları baskılamak açısından. Siz nasıl bakıyorsunuz bu Evergrande konusuna? Şimdi arkasından neyi geleceğini çok fazla bilemediğimiz bir tablo var. Çünkü özellikle Çin ekonomisine yönelik belirsizlikler var. Mesela uzun zaman gölge bankacılığı konuştuk Çin'e yönelik. Yani orada risklerin olduğunu sürekli dile getiriyordu. Bu şirket de aynı şekilde, yani burada özellikle Çin hükümetinin destek vermeyeceği zaten aşikar gibi gözüküyor. Yani ilerleyen zamanlardaki daha çok bunu 2008-2009 kriziyle değerlendiriliyor. Yani Lehman kriziyle birlikte biliyorsunuz ki bir domino etkisi yaratılmıştı. Benzer bir tablo aynı şekilde Çin tarafından gelebilir mi? Yani burada bir soru işareti var. Tabii ki bunları ekonomiler değerlendiriyor, bizler de değerlendiriyoruz. Ama özellikle mesela hafta başındaki Çin borsası kapalıyken Hong Kong borsasındaki satışlar ve bunun da tabii ki küresel bir satış dalgasına neden olması. Birincisi piyasalar bunu satın alma eğiliminde, ikincisi ise bir sistematik riske dönmesi halinde ise kendi içerisinde özellikle riskler barındıran bir tablonun olduğunu da görebiliyoruz. Bu açıdan süreci iyi takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada ciddi belirsizlikler var. Çin'in
özellikle emlak piyasası ile ilgili değerlendirdiğimiz noktada domino etkisi yaratma olasılığında bence masada olduğunu düşünüyorum. Bu hafta içerisinde ödemelisi vardı, özellikle Perşembe günü 2 tane. Bunu ödeyecekleri yönünde açıklamaları olsa da piyasanın çok fazla buna önem verdiğini görmüyorum. Hafif tepki alımları da söz konusu ama bu tarafta riskler en ufak bir risk piyasanın koklaması halindeyse burada domino etkisi yaratacak bir finansal piyasalar satışına da neden olabilir diye düşünüyorum. Piyasa bunu açıkçası takip ediyor. Evet, bu arada şu notları da iletmiş olalım. Çin'de Şangay Bileşik Endeksi %0.4 artışla 3628 puandan kapandı. Shenzhen Bileşik Endeksi ise 0.2 düşüşle 2440 puandan kapandı. Chinex Fiat Endeksi ise %0.9 düşüşle 3164 puandan kapandı. Notunu da iletelim. Bugün Hong Kong tatil, Güney Kore'de tatil diyelim. Bu arada sabah saatlerinde Çin Merkez Bankası referans temel kredi oranını, temel kredi faiz oranını değiştirmemişti. Aynı şekilde de Japonya Merkez Bankası da bir değişikliğe gitmemişti politika faizinde. Şimdi siz dediniz konuşmanızda bu Evergrande konusunda hükümetin hani şu anda yardımcı olma noktasında zaten bir hükümet yetkilisinden bir açıklama yok. Gelmiş olan, geçtiğimiz hafta hükümete ait olan kamu medya organlarından Global Times'ın baş editörünün bir yazısı vardı ve hani kendi başının çaresine bakmalı şeklinde buna yönelik bir yorumu olmuştu gazetenin baş editörünün yazdığı köşesinde. Diğer taraftan Morgan Stanley'den açıklama vardı bugün ve Çin'in sorunlu gayrimenkul geliştiricisini yakında yeniden yapılandırabileceğine yönelik ve Ekim ayında da ekonomiye yayılmasını kontrol altına almak için politika gevşetebilir diyor Morgan Stanley. IMF'de Evergrande'nin sorunlarının sistematik kriz haline gelmesini önlemek için Çin'in araçları olduğunu, bunu önleyecek araçlara ve politika alanına sahip olduğuna inandıklarını vurgulamış. Bir diğer taraftan da Çin, Evergrande krizi sırasında bankacılık sistemine 18.6 milyar dolar aktardı. Notunu da iletmiş olalım. Bugün bir rahatlama getirdi aslında Asya tarafında piyasalara bu yuan cinsinden tahvil ödemesi yapacakları yönündeki haber. Siz bu şirketin yani hani Çin'in bir müdahalesini hükümet olarak yakın zamanda bekler misiniz piyasada? Yani çünkü şu anda hükümet kanadından bir açıklama görmüyoruz. Böyle bir müdahale yapacak olsalardı zaten başta bunu açıklarlardı. Bu kadar piyasayı riske ya da satış baskısına sokacak bir gelişme olarak karşımıza çıkmazdı. Ya da yapılandırma şeklindeki açıklamaları, bir yol haritası verirlerdi diye düşünüyorum. Benim beklentim açıkçası söylemek gerekirse yani burada Çin'in, hükümetinin çok fazla masada olmayacağı yönünde. Yani özellikle geçtiğimiz dönemlerde hükümetler, devletler oldukça piyasaya yardımcı oldular. Piyasaya para enjekte ettiler. Ama tabii ki bunların da bir sınırı var. Burada tabii ki batırılmayacak kadar büyük şirketleri tabii ki ön planda tutacaklardır ama buraya da özellikle Evergrande ile ilgili olarak bir projeksiyon vermemeleri açıkçası benim kafamda soru işaretleri yarattı. Şimdi şirket ödeme yapacağını söylüyor. Faizle ödemesini yapacağını söylüyor. Bunu takip ediyor olacağız tabii ki. Yani Perşembe günü eğer yapmalar halinde piyasa oldukça rahatlar. Ama buradaki riskler ilerleyen zamanlarda piyasayı rahatsız edecektir diye düşünüyorum. Çin hükümetinden böyle bir açıklama gelmemesi ise açıkçası ben bu şirketi bıraktıklarını yönünde izlenim yarattı diyebilirim. Evet, şimdi süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz bir taraftan da. Dolayısıyla tabii ki bizim içeride Perşembe günü beklediğimiz Merkez Bankası kararını da size sormazsam olmaz. Bugün gelecek karar, bugün gelecek sizin beklentinize yönelik Fed'den gelecek karar, Merkez Bankası'nın kararını sizce nasıl şekillendirir? Ben bugün Fed'den bir yol haritasının verileceği yönünde konuşma oldukça güvercin olsa da yol haritasının verilecek olması bence oldukça önemli. Bizim burada her şartta sıkı duruşa devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle biliyorsunuz ki yani bir son aylarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde yavaş yavaş faizleri yukarıya doğru
çekiyorlar. Bizim kendi özel hikayemiz sebebiyle ve enflasyonda özellikle çok kontrol halinde olduğunu düşünmüyorum ki %19'un üzerinde bir enflasyon verimiz var. Merkez Bankası'nın son açıklamalarına baktığımız noktada ki ben oldukça tehlikeli buluyorum özellikle çekirdek enflasyona vurgu yapmaları ki geçtiğimiz dönemlerde özellikle şunu söylemişlerdi ki manşet enflasyon sürekli odaktadır bizde. Manşet enflasyonun üzerine politika faizinin üzerinde bir manşet enflasyon olması halinde burada aksiyon olacakları yönünde açıklamaları vardı ki önümüzdeki aylarda %20'ye yakın bir enflasyon verisiyle karşı karşıya kalacağız. Merkez Bankası'nın tam bu açıklama sonrasında manşet enflasyon yukarıya çıktıktan sonra biliyorsunuz ki son Merkez Bankası Başkanımız faiz artırım sonrasında bir görevden el çektirilmişti. Tabii ki burada bizlerin kafasında soru işareti yarattı. Merkez Bankası'nın ben bir faiz indirimi yapacağını düşünmüyorum. Eğer yaparsa da oldukça riskler içerisinde barındırdığını düşünüyorum. Çünkü FED'den bir politika ve gelişmekte olan ülkelerde sıkılaşma hareketleri varken gelişmiş olan ülkelerde de sıkılaşma patikasına girilmişken böyle bir kararın alınması ki bizde enflasyon kontrol altında değil, yıl sonuna yönelik beklentiler hala yukarıya çekiliyor. Neredeyse her hafta bir kurum beklentisini yukarıya doğru çekiyor. Ve normalde biliyorsunuz ki reel faiz itibariyle önümüzdeki senelere bakılır. Ama bizde o belirsizlikler o kadar yüksek ki birazcık daha kısa vadeli bir bakış gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu da tabii ki Merkez Bankası'nın benim beklentim faiz artırımı, indirimi yapmayacağı yönünde sıkı duruşa atıfta bulunacaklardır diye düşünüyorum. Ama tabii ki çekirdek enflasyona neden dikkat çektiler? Tabii burada da soru işareti yapar ve kendi içerisinde çelişir. Bu açıdan belirsiz bir süreçteyiz açıkça söylemek gerekirse ama ben ekonominin olumlu bir sürece girmesi için sıkı duruşa oldukça dikkat çekilmesi gerektiğinin, diğer taraftan ise enflasyona yönelik, gıda enflasyona yönelik risklere yönelik açıklamalarda bulunmasını bekliyorum metinde. Küresel ekonomilere yönelik açıklamalarda bulunması gerekiyor olduğunu görüyorum. Özellikle çok teşekkür, enerji fiyatları ile ilgili. Yeliz Hanım, süremizin sonuna bekliyorum. Geldik. Evet, birazcık da taştık. O yüzden bir dahaki sefere daha da detaylı konuşuruz diyerek ben çok teşekkür ediyorum size. Bakalım bu akşam, çok teşekkürler. Bu akşam Fed'in kararını bekleyeceğiz. Aynı zamanda da 21.30'da Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını izliyor olacağız diyelim efendim. Kısa bir ara, ardından yönetim katı programında Uluslararası Enerji Başkanı Fatih Birol bizlerle birlikte olacak. Kendisi Time'ın seçtiği en etkili 100 isim arasına giren tek Türk.